çok zor bir tadım. Kimse şu an burada olmak istemez. Burada olmak yürek ister. Son noktayı, son iki çeyreğimiz var. Bugünün çeyreğini Nur Kadın Sultanım takdim edecek. Ben gelmezsem. Sen gelmesen diye gelme. Bak belki şu an şampiyonluğunuzu ilan edebilirsin. Allah'ım, o kadar önemli sesini, bir tadım. Güzel Allah'ım. O kadar önemli bir tadım. Resmen bugünden ilan edebilirsiniz. İnşallah. Evet şekerim, afiyet olsun. Kıyma çiğden kondu. Anladım onun çiğden konduğunu da. Şekli nasıl? Hadi dürüst puanlama yapalım. Allah, çeyreklerim devrildi. Onlar beni al da git diyor. Sen say diyor. Bana. Söyle. Şekil nasıl verildiğini bilmiyorum ama mantı şekline benzemiyor. Şöyle istakoz şeklinde de yapıyorlar. Yok aşkım, bilmem şekil ne. Tam olarak bu. Aynen mantı şekli böyle. Gibi. Evet. Bugün şekillerde zaman çok sıkıntılı değiliz. O yüzden rahat söylüyorum. Ama şekiller mesela böyleyse o zaman farklı şekillerde yapmışlar. Hani içlerinden geldiği gibi şekil yaptılarsa o zaman mesela bunun şekli farklı. Bunun şekli farklı. Kesimi şekli farklı. Tamam. Hamurların inceliği nasıl? Ya birazcık daha ince olabilirdi. Birazcık daha mesela haşlasaydı şu iç harcı bence daha lezzetli, daha güzel olabilirdi. Bir tık daha suda kaynatması gerekiyormuş. Birazcık şeyi kalın ya da kaynatamadığı için bilmiyorum ama ben beğenmedim. Zaten sarımsaklı yoğurda bahane bulamam. Sarımsağın girdiği her yer güzeldir. Peki. Beğenmedin mi? Beğenmedim. İkinci tabağımız. Bunun şekilleri en azından birbirine benzese de içinin ıspanağı olduğu gibi iri iri duruyor. Hı hı. Köftesi yani kıyması güzel kaynamamış. Birazcık da ya bunun içi tamam çok kalın değil ama bunda da lezzet yok. Mesela bütün hepsini herhalde buna mı koydular ıspanağın? Hamuru da kondu, içe de kondu. Ya hamuru da kondu, içe de kondu da ilk tabakla kıyaslarsam bunu mesela yeşil ıspanağı daha çok. O şeyleri birazcık daha ince olabilirdi şeyi. Yufkası. Şu anda yemek istesen hangisini yersin? Yemek istesem şekilsiz de olsa ona yemeği tercih ederim. Bilmiyorum. Beğendin mi, beğenmedin mi? Beğenmedim. Üçüncü tabağın. Bunun hamurunun tuzunu acaba içine mi fazla kaçırdı? Ne olmuş? İç harcı bunun daha çok tuzu. Diyecekler ki aynı orantıda ama şu iç harcını aldığım zaman ıspanak fazla tuzu kaldırmadığı lezzetli için... Lezzetli geldi yoksa? Lezzetli, tuzlu. Bana tuzlu geldi. Hamuru tuzlu mu? Hayır, hamuru değil. Hamuru değil, haksızlık yapmayayım. Hamuru değil de iç harcı. Ya hani sonradan ekelediği tuz ya da şey yapmadı, özleşmedi. Olabilir. Bilmiyorum ama. İçini beğendin mi ya? Tuzunu bir kenara koy. Hani bunlarda sıkıntılar buldun ya, onun iç harcı nasıl? En azından bunun şeyi ıspanağı ölmüş diyeyim. Hamur nasıl? Bunun da hamurunu beğenmedim. Hamurunu beğenmedin. İçini beğendin, hamurunu beğenmedin. Sarımsaklı yoğurdu falan. Nursel Hanım, sarımsaklı yoğurdu, sarımsak girdikten sonra yoğurtla ikisi muhteşem bir ikili oluyor. Hele üzerinde şu sosu döküyorsun ya. Aynen. Pul biberle sosu. Ben o zaman bütün sarımsaklı yoğurtlar senin için okey. Sarımsak kokusunu aldım, yoğurt her zaman muhteşem oluyor. Biraz bende de var o, aynen. Çok takılmam iri mi değil mi.
içi beğendik, hamuru beğenmedik. Yani bu beğendiğimiz sınıfa mı giriyor, beğenmediğimize mi giriyor? Ben bunu da beğenmedim. Aferin sana. Beğenmedim Nursel Hanım. Son tabağın. Benim bildiğim mantı böyle açılmaması lazım. Açıldığı zaman haşladığında su bunun içine girer. Bunda lezzet, tat, tuz kalmaz ki. Yani bu haşladığı zaman kıymanın içine su girer. Bunu istediğin kadar sen mükemmel yapsan da o su girdiği zaman bu kıymanın, ıspanağın, mantının lezzetini bozar. Gene çok bilmiş gibi konuşuyor diyecekler de. Hayır, haklısın aslında ama nasıl o iç dökülmemiş madem öyle? Tencereye suyu az koymuştur. Tadı nasıl? Doğru söyle. Ya doğru söyleyeceğim. Ben el alem gibi nimete bahane bulamam da. Olmuş o olmuş, olmamış olmamış. Bak açıldığı için, su içine girdiği için biraz da bunun yufkası kalın olduğu için sert. İçine su girdiği için de bunun kıyması en azından o kadar çok lezzetli değil. Yoğurtla yediğim için, sarımsakla yoğurtla yediğim için farklı. Ama mantının açılmaması gerekiyor. Madem öyle diyorsun, bak bugün hiç hataya yer yok. Açılmamıştan açıp yer misin? Su girmemiş. Bir kere zaten yufkası kalın, yufkası. Hmm. Bak yufkası kalın. Belki o yüzden de birbirine tutmayıp açılmış da olabilir. O biraz fazla unlandıysa da oluyor, yapışmıyor mantı. Kapalı olan nasıl? Hani içi su gibi dedin ya kıyma harcının. Ya su girmemiş olsa da bunun da tadı yok. Beğenmedin. Beğenmedim. Dörtte dört beğenmedin mi, ben mi yanlış hatırlıyorum? Beğenmedim Nursel Hanım. Nur Kadın Sultanım, bugün öyle herhangi bir gün değil ha. Yani biliyorum. Bilmiyorum, kıymetin kalp atışını ben şu an burada bile hissedebiliyorum. Derin derin nefes al. Bak mesela eve gideceksin ya, bugün bitecek. Hı-hı. Belki haftalar geçecek. Tam olarak şu ana dönsem şöyle yapardım deme sonra. Belki kıymet senin puanından sonra şampiyonluğunu da ilan edebilir. Ver puanını şekerim. Güven kendine, kalbinin sesini dinle. En azından her şekilde diyorlar da adaletli davranayım. Evet. En azından içini beğendim. Birazcık hani daha ince oldu diye düşündüm. Hı. 5. İkinci bir, tabak 5 puan. Birinci tabak 1 puan. 1. Üçüncü tabak 1 puan, dördüncü tabak 1 puan. Yorumlarını mı unuttun acaba? Hiçbirini beğenmedim. Beğenmedim. En azından şeyi, tamam dedim ama en azından bunun yufkası ince olduğu için. Hadi açalım. Şekilleri, şemalleri verdim bozuktu. Verdim puanları. Yapacak zaten bir şey gelinler yok. Gelinler sana soracaktır hesabını. Sorsunlar. 3 tane 1. Yani bilemiyorum ama hadi açalım. Sırasıyla kurtulalım şu birlerden. Yeter ki kıymeti bir bulmuş ol. Gerisi önemli değil. İlk birimiz kime gidiyor? İlk 1 puanın şekerim. Kaldır görelim kimi üzdük. Başak yeterince üzüldü bugün ama. Yufkan kalındı. Açıklamasını da yaptım. İç harcını da çok öldürmüşsün ama biraz tuzlu geldiği için yorumlarımı söyledim. Biraz alabilirim. Tuzluydu öyle mi? Bana öyle geldi. Artık ben bile söylediklerinize inanır oldum. Başak, sen zaten çoktan kaybettin. Ben sana 1 versem, 3 versem, 5 versem de değişen bir şey olmayacaktı ki. Ya ister inanın, ister inanmayın. Tamam. Bak ben yediğimi yorumluyorum. Tamam Nur Kadın teyzeciğim, ben gerçekten çok kötü bir tabak çıkarttım. Tuzlu yaptım, ekstradan tuz kattım. Kayınvalideme belki tüyo veririm diye. Teşekkür ederim Nur Kadın teyzeciğim. Ama kuzum ya, yapamamışsın. En azından hani yufkanı birazcık ince açsaydın. Yufka mesela çok kalın. Gerçekten çok kalın Başak. Şimdi
Göz var, nizam var. Allah'ın aşkına. Hani kadın teyze, benimle gerçekten alay eder gibi diyorsun ki yapamamışım, edememişim diyorsun ama gerçekten bak göz var, nizam var. Yani yufka bu kadar da mantı yufkası kalın olmaması gerekiyor ama. Nur kadın teyze, o kenarları biz onu büzdük ya, o onun kenarı. Hayatım orası kenarı. Şimdi tamam Nur, burası kenarı, anladım. Evet. Bu indi bakar mısın? Bak aynı. Aynı. Bu gerçekten kalın bir hamur mu? Sen aşçısın ya hani. He, peki ma kurban olduğum zaten. Bak, sana laf demek için demiyorum. Dur kadın teyzeciğim. Mantı çok ince olur mu? Mantı hamuru nasıl olur? Ne çok kağıt gibi olur, ne bu kadar da kalın olur. Bu kalın bunun mı? Bunun ikisinin ortası yok bu mu? Kalın mı sence? Evet bence buna kalın. Buna kalın diyorsan? Bence tamam, kalın. Tamam, ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Teşekkür ederim. Başak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence benim tanıdığım, bugüne kadar gördüğüm başa böyle pes etmek yakışmıyor. Ben senin yerinde olsam sonuna kadar savaşırım, tabağımı da sonuna kadar savunurum. Sonuçta sen kendini biliyor musun? Bu benim kayınvalidem de olsa, başka kayınvalideler de olsa. Birinci olmuşsun, ikinci olmuşsun ya da olamamışsın değil. Sen kendinden emin misin yaptığından? Ben eminim kıymetli. Sana yakışanı yap o zaman. Buyurun. Beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim. Dört tabağda acımasızca beğenmedim dedi. Kendine bir beş seçti. Bakalım bu ikinci bir kime gitti bu gümbürtüde. İkinci birimiz, her açtığımız tabak bir hayalin sönmesine sebep oluyor belki de. Aç görelim ikinci birini. Ben bakmadan açayım mı? Zeynep, of, rakip. Allah'ım çok şükür. Zeynepciğim ne oldu? Çok yükselmiştin. Şimdi niye bozdun yemeklerini? Şampiyonluk elden gidiyor diye mi bu halin? Nur kadın teyze, yaptığın yorumlarda hepsini beğenmedim dedin ya. En son beşi verirken de şunu söyledin. En azından bunun içini beğendim. İçini demedim, yufkası ince dedim. En azından içini beğendim dedim. Beş dedin. Sonra da bunun yufkası inceydi, inceydi dedin. Ben yanlış mı hatırlıyorum? İçini beğendiğin hangi tabaktı biliyor musun? Başağın tabağıydı. O kadar ki burada yoksunuz yani. İçini tuzlu buldu onun. İçini en azından pişmiş, bunu beğendim dedi. Onu bilmiyorum ama tuzlu dediğini duydum. Ben biliyorum, duyduğumu söylüyorum. Bak o da duymuş, kafasını sallıyor. İçini beğendin mi ya? Tuzunu bir kenara koy. Hani bunlarda sıkıntılar buldun ya, onun iç harcı nasıl? En azından bunun şeyi ıspanağı ölmüş diyeyim. Benim hamuruma kalın olduğunu söylediniz. Yemin ediyorum içine koyduğum malzeme dışarı çıkmasın diye canım çıktı onu kapatana kadar ya. O zaman demek ki kapatamamışsın Zeynep. Kapattım, çıkmış. Kapattım, çıkarttığım bütün yani sudan. Niye açıldı? Anlatıyorum ablacığım. Sudan çıkarttığım bir tane hamurum bile açık değildi benim. Durdukça açılmış demek ki, ben de anlayamıyorum. O kadar ince açmışım ki düşünün. O evet bile açılmış. Ya beni görünce kapak çiçeği gibi açmış. Ah canımın içi. Çok komik. Çok senin. Güzel. Sizin yarın, yaptığınız bana yarın, hareket komik bir yarın kere. Yarın sezon finali var ve siz canım benim diyorsunuz yaptığımız tabaklara. Biz burada oyun oynamıyoruz, farkındasınız değil mi? Durduk yere açmış diyorsun. Ben anlatıyorum de ben açtım size. Bana dalga görünce geçiyorsunuz açıldı dedim. Yemekle. Siz benim aklıma dalga geçerken ablacığım, iyi. Ablacığım ben senin yorumlarını söylüyorum. Sen açılmış dedin, ben de ben çıkarttığımda açılmamıştı. Durdukça açılmış demek ki, ince yaptıysam diyorum. Ah canım benim diyorsunuz. Yani ince olmuş olsaydı, ya. İnce olmuş olsaydı o yufka açılmazdı. Gerçekten mi? Anne bir evet. Saniye Zeynep, sen benim çok unladığımı iddia ediyordun ya, belki de sen çok unladın, ıslatmadın, o yüzden doğru kapanmadı. Islatarak kapattım, izlediğinde anlayacaksın. Sen hamurunu yoğururken bile senin hamurun beyazdı. Bunu ilk senin tabağını gördüğümde söyledim. Ben aynı malzemeyi koydum, nasıl tamam, oldu bile ben anlamıyorum yapmak gerçekten. İstemiyorum daha fazla. Gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Yani yapsam da bir faydası olmuyor zaten. Benim ıspanağım kendimi daha mı azdı? Kendimi parçaladım. Gerçekten. Bana daha az ıspanak mı verildi? Dörtte birini kullandım. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum kıymet. Çok ince açıldığı için olabilir mi? Hamurunu yoğururken gördüm, beyaz diyor. Sen nasıl oradan benim hamurumu görüyorsun kabın içinde ya? Bak kıymet, ben bu yorumu sen hamurunu yoğururken yaptım zaten. Ben inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum. Hep bana bir kulp buluyorsunuz ya. Ama gördüğümü söylüyorum. Hep bana bir kulp buluyorsunuz. Ben anlamıyorum gerçekten. Bir de, pardon da. Ablacığım bir açıklama bırakın. Yapabilir tamam, miyim? Açıklama yapabilir de. Miyim? Ben iftira atmıyorum. Şu anda senin tabağına konuşuyorum. Sen niye kıymete yöneliyorsun? Ben seni anlamış değilim. O söyledi. Ben sizi anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Sana sarılayım mı? Vallahi sarıl, gel kurban oldum. Oo, ilaç gibi gel bana. Çok zor işi. Vallahi işi çok ya. Zor.
Bana diyorlar ki hiç heyecanlı değilsin. Bilmem ne. Vallahi hayır, hayır. Çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Biliyorum, duyuyorum. Vallahi ya. Kadın sultanım. Tabakları ya karıştırdın, sana dedim ki hatırla hangisini yersin? Sen ne dedin bana? Ne dedin? Kafa kalmadı ne ki. Dedin? Bundan sonra onu tercih ederim dedim herhalde. Kime beş verdin? Bilmiyorum Nursel Hanım. Buna gerçekten verdim. Bilmiyorum. Yemek istesen hangisini yersin? Yemek istesem şekilsiz de olsa ona yemeği tercih ederim. Dua et de bu tabak gelininin çıksın. Gerçekten de sorduğumda o tabağı beğendiğini söyledi ama bu tabağı beş verdi. Bu bir kader mi? Ya yoksa, bir de şöyle düşündüm aklımda. Yoksa kızın elinden çeyreği aldın mı? Hadi bakalım. Şu iki tabağa baktığınızda o kadar birbirine benziyor ki renk olarak, bazıları daha koyu yeşil falan ya. Şu ikisinin rengi birbirine tıpatıp benziyor. Acayip bir şey ya. Acayip bir son oluyor bu. Nasıl anons edeceğim, ne olacak hiçbir fikrim yok. Ayırt edemiyorum. Belki de şu anda gelinin mutfakta şampiyonunu ilan edecek. Belki de Damla diyecek ki bir dakika buranın ne diyordun sen? Ben bir markayım, ben bitti demeden bitmez diyecek. En ağır tabağı olabilir. Dünyanın en ağır tabağını kaldıracak olabiliriz birazdan. Hazır mısın aşkım? Ben okumayacağım, sen zaten bulduysan gerekli tepkiyi verirsin. Hazır mısın? Hazır mısın kıymet? Ben hazırdım. Damla, kader tabağı bu. Gelinin mutfaktanın kader tabağı bu. Sonuçta bu bir yarışma. Ne olursa olsun kaybetmek de var. Kazanmak da var. Kazanmak da var. Damla mı? Kıymet mi? Kaldır görelim. Kaldırmasam ben bu tabağı. Kaldıracağız o tabağı. İşte bu. Benim. Kıymet. İşte bu. İşte bu. Tabii ki sen. Onu bilmedi mi ben bildiğimi? Nasıl incelik bu kabul olacak? Evet. Kurban olurum ben sana. Çok korktum şampiyonla elimden gitti diye çok korktum. Anne bugün o kadar çok korktum ki beni bulamayacaksın ve şampiyonluk ellerimden kayıp gidecek diye ödüm koptu. Ama neyse ki Allah'a çok şükür beni bulabildin. Anlama. Bugün kıymeti gerçekten bulamasaydım sinirimden, vicdan azabından sabaha kadar uyuyamazdım. Bir kere de oynayayım gönlümce. Verin bir müzik ya. Verin bir müzik. Çok teşekkür ederim yönetmenim. Hayır, oynamak iyi geldi, yoksa kalbim yerinden çıkacaktı. Şöyle elimle tutuyorum, kalbimi durdurabileceğimi düşünüyorum. O kadar hızlı atıyor ki. Niye o kadar heyecanlandın ki? Zaten şeklinden anlamışsındır. Neyin şeklinden anlamışsın? Gerçekten oradan tabağını tanıyamadın mı? Bir şey söyleyeyim niye mi? Böyle seninle benim tabağım, seninle benim tabağım renk olarak o rengi kadar birbirine benziyor sen ki. Sen zaten şu şekli bak, veremezsin ki. Farkındaysan incelik olarak da hep ikimiz yorum yapan kayınvalideler, ikimiz senin kayınvaliden de aynı şekilde ikimizinkinin ince olduğunu, daha ince olduğunu söyledi. O yüzden birinci buradaki stresle algılayamıyorsun bak. Bütün algılarım her şey gitti. Şu an şampiyonluk yarışındayım. Ben sana niye numara yapıyorsun? Neyin numarasını yapıyorum? Nasıl yapıyorsun? Heyecanlanmak normal değil mi? Tanıdığın tabağını zaten şeklinden anlamışsındır. Zaten ne? Sen şöyle bir şekil yapamazsın ben, ki. Ya git Allah aşkına ya. Mercek mi daktın? Sizin gözünüzde gözlük var da o nasıl göremiyor hayret bir şey. Gel bak otur bakayım buraya. Otur, önünde de kayınvalide varken görebiliyor musun bakalım? Niye sürekli bana
bir laf atıyorsun ya. Açılıyor ya, hani o tarafa da gidiyor ya. Nasıl göremedin? Ya buradan baktığımda mantının yan kısmını görüyorum. Üstten şeklini göremiyorum. Yandan ben nasıl anlayabilirim? Ben müneccim miyim? Gözlerime dürbün mü taktırdım 500x? Ya hadi yani? Oradan ya. Numaradan heyecanlanmış numaraları. Vallahi senin kaynanan kadar Oscar'lık değilim. Son çeyreğimi alıyorum.